Sana inanmıyorum ya. Niye? Üşenmeden ta nelerden buraya geliyorsun ya. Sırf bir öğle tatili için. Ne var? Zaten bütün gün İstanbul kazan ben kepçe dolaşıp duruyorum. Bu saatlerde de yolum Taksim civarında düşüyor. Nedense. Çiçek. Utanmıyorsun değil mi? Neden? Ne bileyim yani yaptığım işten. Saçmalama tabii ki hayır. Ne bileyim ben. Gençim bu zamanlarda böyle tabii ama. İleride evlenince, arkadaşların sorduğunda ne diyeceksin? Ben arkadaşlarıma senden bahsettim bile. Hepsi de tepki gösterdi. Nasıl yaparsın böyle bir şey diye. Yok öyle bir şey tabii. Böyle tepkiler gösterecek insanlar benim arkadaşım olamaz. Ben parçalarım onları. Sen namusuyla çalışıp parasını kazanan bir adamsın. Kim sana böyle bir şey söyleyebilir ki? Ne bileyim Çiçek, yani bu pazarlamacılık işi çok tuhaf bir iş. Ben ilk başlarda çok utanıyordum. Öyle kapı kapı dolaşıp dilenci gibi. Bir de o zamanlar uyku seti satıyordum. O daha da fena geliyordu. Ama sonra kitap olunca ne bileyim yani biraz daha düzgün geldi bana. Biraz daha az kazanıyordum ama ya yine de tercih ettim. Ya sen böyle şeyleri dert etme kendine. Ekmeğini kazanıyor musun? Kazanıyorsun. Gerisinden kime ne? Evet. Bir de o var tabii. Nasıl? Ben sadece kendi ekmeğimi kazanabiliyorum Çiçek. Sana çok büyük bir hayat veremem. Aa olmaz. Aynalı körük olmazsa ben geleyim gitmem. Ya ben senden öyle büyük bir hayat istemiyorum ki. Senin kazandığın ekmeği paylaşacağız birlikte. Benim getirdiğim zeytinyağını banıp yiyeceğiz. İşte bu kadar. Evet. Ben ancak ekmek getirebilirim. Ama sen zeytinyağı.